geçtiğimiz yıllarda oluşturulan, uygulanan ve bizim bütün muhalefetimize, eleştirilerimize rağmen uygulanan ve sonuç itibariyle de bu yıl rafa kaldırılan TEOG sistemi yerine, biliyorsunuz çember sistemi denilen adrese dayalı bir sistemi geliştirmek istediler. Ortaöğretimden liseye geçiş sınavı olarak bilinen TEOG'un kaldırılarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından getirilen çember sistemi hakkında Eğitim Sen Mersin Şubesi Sendika binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşma yapan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, hükümetin yeni getirdiği sistemi eleştirerek öğrencilerin hayatlarını olumsuz etkileyecek bu sisteme karşı çıktıklarını ve bu sistemin bu yıl uygulanmaması konusunda taleplerini iletti. Aylardır çocuklarımızın ve öğrencilerimizin geleceğini geri alınamayacak şekilde olumsuz etkileyecek bir konuya dair TEOG sonrası getirilecek yeni sisteme karşı kamuoyunu bilgilendirme faaliyetleri yürütüyoruz ve mücadele yürütüyoruz. Ancak gerek yetkililerin, gerekse Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalardan yeni sistemde bakanlığın ısrarcı olduğunu, uyarılarımızın ve itirazlarımızın gerektiği biçimde ele alınmadığını görüyoruz. Eğitim Sen olarak her fırsatta TEOG yerine getirilen sistemin üniversite sınavına giriş gibi olmayacağını, dolayısıyla öğrencilerimizin ikinci bir şansının bulunmadığını, bu nedenle de öğrencilerimizin telafisinin mümkün olmayan bir sisteme mahkum edildiğini belirtiyoruz. Yeni sistemin özellikle büyük şehirlerde ve içerisinde 9 lise bulunmayan ilçelerden neden olacağı sorunların boyutları dahi tahmin edilememektedir. Bakanlığın bu soruna bulduğu tek çözüm, il, ilçe, Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulun bağlı olduğu genel müdürlük tarafından yerleştirmenin yapılmasıdır. Yani öğrencinin ve velinin iradesi eninde sonunda bakanlığın vereceği kararlara teslim edilmektedir. Bizler eğitim emekçileri ve veliler olarak çocuklarımızın ve öğrencilerimizin geri dönülemeyecek bir yola sokulmasını kabul etmiyoruz. Her çocuğun hükümetin siyasi arzularının ötesinde bir önemi, değeri olduğunu düşünüyoruz. Öğrencilerimizin ve çocuklarımızın hayatlarını böylesine olumsuz etkileyecek bir sisteme karşı çıkıyoruz. Bu kapsamda da 12 Nisan 2018 tarihinde Eğitim Sen olarak bu süreci durdurmak için yargıya başvurduğumuzu açıklamak istiyoruz.